Evet, sadece ısırgan otlu arpamız başak çıkartmaya başladı. Şöyle önce çıkaran başakları göstereyim. Şöyle başak çıkarttı. Şöyle bir netlesin. Netlemedi. Başak çıkarttı ya. Başaklar da dolgun gözüküyor. Daha yeni çıkarttı gerçi de. Buradan da bir tane çıkartıyor. Bu sene ekinler genel olarak erken başlar kalktı. Havaların sıcak gitmesiyle. Ama bu arpanın gördüğünüz gibi neşesi, keyfi çok güzel. Şöyle hatta şuradan göstereyim. Diplere bakın ne kadar kuvvetli. Ne kadar sık. Şu en sık olan, çünkü şurası daha gür, şurası daha sık şu taraf. Çünkü burada biz soğanlara, sarımsak, ileride sarımsaklar var. Soğanlara falan da atıyoruz, marullara falan da atıyorum ben. Rüzgarın etkisiyle işte hafif hafif illa esinti oluyor bizim burada. Onun etkisiyle ilk önce tabii buraya geliyor. Buraya geldiği için de bunlar tabii daha gür oluyor. Bunlar biraz daha fazla nasipleniyor yani ısırgan otundan. Şöyle içini gösterelim. Bakın toprak görünmüyor. Toprağı henüz göremedik. Şuradan iyice aralıktan sonra görünüyor toprak. Şöyle. O tarlaya da gideceğim. Bir tur, bir doz daha atacağız ona. Buna çünkü iki doz attık. Bunu daha küçüklüğüne itibaren attık. Daha sonra büyükken atmadım yani hiç. Diğer tarlaya da ikinci dozu attıktan sonra, ama orası şeyde kalıyor, denizin kenarında kalıyor. Denizin etkisiyle birlikte oradaki zeytin fidanlarından bile onları da çekerim yani. Onlarda da biraz sararma var. Hani denizin o tuzluluğu, lodosun etkisi oradaki ekinleri çok etkiliyor yani. Bunun gibi olmaz. Biz daha içeride kalıyoruz 3 kilometre kadar. O yüzden yani biraz fark ediyor yani. Arpanın veriminde, neşesinde çok fark ediyor. Arpa olsun, buğday olsun, onlardan çok fark ediyor yani. Bakalım verimine bakacağız.